Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harita ölçek ve hesaplamalar konularını işleyeceğiz. Yani Harita bilgisinin ilk giriş kısmından bahsedeceğiz. Sonraki videomuzda ise bizim için çok önemli olan bu konunun bel kemiği olan haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden bahsedip bu kısmı da kapatmış olacağız. Peki bugün biz sizlerle ne öğreneceğiz demeden önce hemen şöyle bir görselimize bakalım. Tonguç geziyor ve diyor ki gezdiğim yerleri çizmem lazım sonra lazım olur. Harita bizim için çok önemli. Neden? Çünkü bir noktanın diğer noktaya göre hangi yönde hangi yerde yer aldığını tespit edebilmemiz için bizler haritalardan yardım almaktayız diyoruz. O zaman ünite içeriğimize şöyle bir baktığımızda bu bölümde biz sizlerle birlikte haritayı oluşturan unsurlar nelerdir? Harita kroki hesaplamaları bunların aralarındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ölçek nedir? Kaça ayrılır? Ölçekle birlikte yapmış olduğumuz hesaplamalardan bahsedeceğiz diyebiliriz. Tabii ki de konumuza geçmeden önce beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için sevgili arkadaşlar açın konu anlatımı soru bankası kitabımızı. Burada biz bugün sizlerle birlikte Harita bilgisi kısmında harita okur yazarlığı, harita türleri, ölçeklerin karşılaştırılması, ölçek çeşitleri, haritalarda hesaplamalar yani yeryüzü şekillerini haritaya aktarma yöntemleri 54. sayfaya kadar beni buradan takip ediyorsunuz. Şöyle de gösterebilirim. Öncelikle konu anlatımlarımız var. Buradan takip edin ve videomuz bittiğinde şuradaki çoktan seçmeli soruları güzel güzel çözün. Oldu ki hata yaptığınız kısımlar oldu anlamadığınız zaman da hemen tasla okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden sorun soruları dinleyebilirsiniz çözümlerini. Geldik ikinci kısma konumuz bitti. Konuyu daha iyi bir şekilde öğrenebilmemiz için soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Bu bölümde de dördüncü bölüm olan harita bilgisi kısmında izohipslere kadar. Bakın burada izohipsler diye yazıyor. 51. sayfaya kadar güzel güzel çözüyorsun diyelim. Ders sonunda da gene tekrar ödevlendirmemizi hatırlatacağız dedikten sonra hadi bakalım dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar biz bir yerin haritasını çizebilmek için ya da bir nesneyi çizebilmek için mesela ben bu kalemi çizmek istiyorum. Kalemi ne yapmam lazım? Tamamen görmem lazım. Yani biz dünyada bir yeri çizebiliriz. Herhangi bir merkezi mesela Türkiye'yi çizebiliriz. Türkiye'yi çizebileceğimiz gibi dünyanın tamamını da çizebilmekteyiz. Nasıl çiziyoruz dersek bu alanları tepeden görmemiz lazım. Biz bu işleme kuş bakışı görünüş diyoruz ve bu kapsamda bu gördüğümüz yer çok geniş bir alan ve bu alanı bizim ne yapmamız lazım. Düz bir zemine sığdırmamız lazım. İşte bu sığdırma işlemi de belirli bir oranda küçültmedir ki biz buna biraz sonra ölçek diyeceğiz ve bu küçülttüğümüz alanı düzleme aktarmamız gerekir. İşte biz bu şekilde yapmış olduğumuz çizimlere ölçek diyoruz. Yani ölçekli çizimlere hemen şöyle parantez içerisinde harita diyoruz. Bak şu ifade küçültülerek ifadesi ölçektir. Ve haritacılık bilimine sevgili arkadaşlar kartografya deriz. Fiziki coğrafyanın bir alt bilim dalıydı. Bunu da hatırla lamış olalım. Şimdi biz eski eğitim dönemlerimizde tabii ki de eve gittiğimizde sınıfla ilgili bulunduğumuz coğrafya ile ilgili çizimler de yaptık ve bu çizimler kaba taslak çizimlerdi ve unutma herhangi bir merkezin kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan bak bu ifade çok önemli ölçek kullanılmadan düzlem üzerine aktarılmasına ise kroki ifadesini kullanmaktayız bak mesela burada bir kroki çizdim ben sizin için Atatürk Caddesi var Cumhuriyet Bulvarı var ve bulunduğumuz bu evimizin etrafında hemen sol tarafı etrafımızda bir fırını görebilmekteyiz. Karşımızda sağlık ocağı eczane var. Postane kütüphane de görebilmekteyiz. Ama bak burada önemli kısım nedir? Bunları belirli oranda küçültmedim. Ben bunları kaba taslak bir şekilde çizdim. İşte bu çizimlere ben ne diyeceğim? Kroki diyeceğim. O zaman harita ile krokinin bazı ortak bazı ayrılan yanları var. Nedir dersek bu. Hemen şöyle bakıyorum. Kaba taslak çizim hangisiydi dediğimizde hemen şöyle şuraya haritayı da getirelim. Harita kaba taslak bir çizim değil arkadaşlar. Niye? Çünkü haritada ölçek vardır. O zaman ölçek kullanılarak yapılan çizimler haritadır. Ölçek kullanılmadan yapılan çizimler ise krokidir arkadaşlar. İkisi de düzleme aktarılır. Düzlemi ne olarak bileceğiz biz şu anda? Defter yaprağı olarak bileceğiz tamam mı? Bak bunu da ben defter yaprağına aktardım. Bunu da ben defter yaprağına aktardım. O zaman düzlem ifadesi İkisinde de vardır. Gerçek çizim diyor. Ben bunları çizdim. Evet, ikisini de çizdim ama bu gerçeğe yakın bir şekilde çizilmedi. Kaba taslak çizildiği için burada gerçek çizim olmaz ama haritada gerçek bir çizim vardır. Çünkü belirli oranda küçültme ile düzlem üzerine aktarırız biz. Ama biz bu noktada hem haritayı hem krokiyi çizerken ne yaptık sevgili arkadaşlar? ölçek kullandık ve kuş bakışı gördük. O zaman ikisinde de kuş bakışı görünüm var. Projeksiyon yöntemleri dediğimizde haritada projeksiyon yöntemi var ki doğru bir şekilde çizebilmek için ama kroki de böyle bir durum yok. Kaba taslak çizdiğimiz çizimler krokiydi. Haritada ise taslak bir çizimimiz yoktur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi biz küresel yüzeyi düzleme aktarıyoruz. Ama küresel yüzeyler düzleme aktarılırken alanda, açıda, uzunlukta bozulmalar meydana geliyor. Yani harita çizimlerinde hata türleri var. Ve biz burayı iki şekilde söyleyeceğiz. Birincisi gerçek ve izdüşüm alan farkından kaynaklanan hata. Şimdi aynı yerin iki tane haritasını çizdik biz. Birinci haritaya baktığımız zaman yeryüzü şekillerinin engebeli olduğunu, bu arazinin engebeli bir araziye sahip olduğunu görebilmek Etmekteyiz. Eğer ki ben burada bir alan ifadesi kullanacaksam bu gerçek alan ifadesidir. Çünkü eğim engebe değerleri önemsenerek yapılan alan ölçümleridir. Ama ben buradaki eğim engebe değerlerini ortadan kaldırdım ve arazinin düz olduğunu varsayıyorsam bu ise iz düşüm alan özellikleri ifadesinde yer alır. O zaman şunu unutma. Eğimli arazileri biz haritaya tam olarak aktaramıyoruz. Düz bir şekilde aktarıyoruz. O zaman eğimli arazinin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazla ise buranın çiziminde de hatalar daha fazla olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İkinci kısım ne dedik biz? Küresel yüzeyler düzleme aktarılıyor. Ve küresel yüzeyler düzleme aktarılırken alanda, açıda, uzunlukta ve şekillerde bozulmalar yaşanmakta. Bunun en önemli kanıtı, en önemli durumu nedir derseniz gelin hep birlikte bakalım. Bakın şurada görmüş olduğunuz alan tanıştırayım sizi. Grönland'dır sevgili arkadaşlar. Ve şu alana baktığımız zaman da burası Afrika kıtasıdır sevgili arkadaşlar. Ve haritaya baktığınızda Afrika kıtası ile Grönland'ın böyle bir yüz ölçüm kıyaslamasını yaparsanız Afrika kıtası evet haritamızda da Grönland'dan daha büyük gözükmekte. Ama şöyle Grönland'ı buraya getirdiğim zaman bir, buraya getirdiğim zaman iki. Yani Afrika 2x. 2 kat daha büyük kime göre? Grönland'a göre yüz ölçüm açısından. Bakın sevgili arkadaşlar tahmini değerleri söylüyorum. Grönland 2 milyon 177 bin kilometre karedir ve ben buraya 2 milyon kilometre kare yazıyorum. Bu kapsamda Afrika'nın ne olması lazım? 4 milyon kilometre kare olması lazım. Ama Afrika'nın yüz ölçümüne baktığımızda Afrika'nın yüz ölçümü 31 milyon kilometre karedir. kaç kat daha büyük bir Afrika'dan bahsediyoruz? 15 kat daha büyük bir Afrika'dan bahsediyoruz. Ama biz buradaki haritaya baktığımızda böyle bir büyüklük söz konusu mu değil. O zaman şunu unutma. Dünya haritaları çiziminde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küreselliğin daha belirgin hale gelmesine bağlı olarak kutuplara doğru gidildikçe sevgili arkadaşlar bozulmalar daha da artmaktadır. O zaman ben doğru bir dünya haritası çizemem ama çizmek istediğim yeri düzlemime temas ettirirsem doğru bir şekilde o alanı düzleme geçirmiş olurum. Bunun için kullandığım, uyguladığım yöntemlere projeksiyon yöntemleri diyeceğim. Amaç nedir dersek harita çizimlerinde meydana gelen bozulmaları en aza indirmektir. Bak doğru bir dünya haritası çizemiyorum ama çizmek istediğim yeri doğru çizmek istiyorsam projeksiyon yöntemlerinden faydalanacağım. 3 tane projeksiyon yöntemi var. Bunlardan birincisi silindirik projeksiyon yöntemidir ki burada şöyle düşünebiliriz. Dünyayı düşünün. Dünyanın çevresine silindir şeklinde bir kağıt geçiriyorsun. Yani temel mantığımız şudur. Dünyamız var bizim ve bu dünyamızın çevresine hemen şurada da şöyle gösterelim. Silindir şeklinde bir kağıt geçiriyorsun. Şimdi silindir şeklinde geçirdiğin bu kağıt kağıt nereye temas edecektir? Ekvatoru ve çevresine. O zaman silindirik projeksiyon yöntemiyle çizdiğimiz bir dünya haritasında ekvator ve çevresi sevgili arkadaşlar düzleme daha doğru bir şekilde aktarılırken kutuplara doğru gidildikçe bozulmalar artar. Ve unutma silindirik projeksiyon yöntemine göre dünyanın ne yapabilirim tamamını gösterebilirim. İkinci yöntemimize baktığımız zaman ikinci yöntemimiz koni şeklinde bir kağıt geçirilmiş ve bu yöntemimizin ismi konik projeksiyon yöntem temidir. Ve konik projeksiyon yönteminde koni şeklinde bir kağıdı geçirdiğin zaman hem ekvatora hem kutba temas etmez. İki yarım kürenin de orta kuşağına temas eder. O yüzden konik projeksiyon yöntemiyle çizilen bir dünya haritasında orta kuşak ve çevresi düzleme daha doğru bir şekilde aktarılırken ekvatora ya da kutuplara doğru gidersen bozulmalar artar. Ama şunu da unutma bu yöntemle sadece dünyanın ne yapabilirim? Bir yarısını çizebilirim. Şimdi buraya ülkeler bazı da örnek vereceğim birazdan. Düzlem Projeksiyon yönteminde ise buradaki görmüş olduğunuz kağıdı düz bir şekilde geçirdik öyle söyleyebiliriz. Hemen şöyle şuraya da düzden projeksiyon yöntemi yazalım. Düzden projeksiyon yöntemi ise hem kutuplar çevresi için uygun bir yöntemdir. Aynı zamanda dar alanların çiziminde de kullanılır. Ve şunu unutma, eğer ki ben kutuptan ekvatora doğru gidersem bozulmam artar. Ve şöyle de söyleyebiliriz. Bu yöntemle de sadece dünyanın ne yapabilirim bir yarısını çizebilirim sevgili arkadaşlar unutmayalım. E o zaman bu üç yönteme göre nereler doğru, nereler yanlış çiziliyor? Gelin bir bakalım. Şöyle haritam var. Bu haritada ekvatoru ben göstermedim. Niye? Bizim bulmamız lazım. Eğer ki bakın şurada Endonezya, Malezya, Gine adalarını görüyorsun, tamam mı? Bu adaların üzerinden şöyle dümdüz batıya doğru bir hat çizersem burası 0 derece ekvatordur. Şurası 90 derece Kuzey Kutup noktası, bu kısımda 90 derece Güney Kutup noktasıdır. Ve diyorum ki harita üzerinde kırmızı renk ile gösterilen alanların çiziminde kullanabilecek projeksiyon yöntemini belirleyelim. Gelin hep birlikte bakalım. Eğer ki ben bu ekvator ve çevresini doğru bir şekilde çizmek istiyorsam hangi yöntemi kullanacağım? Silindirik projeksiyon yöntemini kullanacağım. Bak kutbu değil, ekvatoru değil ortayı çizmek istiyorsam konik projeksiyon yöntemini kullanacağım. Aynı şekilde burayı için de konik projeksiyon yöntemini kullanırım ve devam ettik son kısım. Eğer ki ben kutuplar ve çevresini çizmek istiyorsam düzden projeksiyon yöntemini kullanacağım. Aynı şekilde güney kutup noktası ve çevresini çizmek istiyorsam da düzden projeksiyon yöntemini kullanacağım. E o zaman gelin hep birlikte bakalım mesela nereler var? 2 numarayla Brezilya'yı göstermiş. O zaman Brezilya silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilirse düzleme daha doğru bir şekilde aktarılır. Mesela 3 numarayla Nijerya'yı göstermiş silindirik projeksiyon yöntemi. 4 numarayla sevgili arkadaşlar Eritre somalinin bulunduğu yeri 5 numarayla pardon Eritre somalinin bulunduğu yeri göstermiş o zaman burada da silindirik projeksiyon yöntemine göre çizersem düzleme daha doğru bir şekilde aktarırım. Ama Grönland'ın çiziminde bu yöntemi kullanamam sevgili arkadaşlar. Unutmayalım Endonezya, Malezya, Gine Adaları, Filipinler ya da burada Peru, Bolivya, Venezuela gibi ülkelerin çiziminde de gene silindirik projeksiyon yöntemini kullanmaktayım. Bakın, Asya'nın doğusunda Japonya'yı göstermişim 9 numarayla konik projeksiyon yöntemine göre çizilecektir. Orta Asya'da Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ı çizersem gene sevgili arkadaşlar, konik projeksiyon yöntemiyle unutma Türkiye'nin çiziminde de gene konik projeksiyon yöntemi kullanılır ve burada Yeni Zelanda'yı görebilmekteyim. Gene buranın çiziminde de konik proje yöntemini kullanıyorum. Geldik 1 ve 10. numaralar. Hemen bakıyorum. Kutba çok yakın alan ki burası Grönland'dır. Düzlem projeksiyon yöntemine göre daha doğru bir şekilde düzleme aktarılır ve burada da Norveç var, yanında İsveç, Finlandiya var. Buraların çiziminde de gene düzlem projeksiyon yöntemini kullanabilirim. Mesela burayı çizmiş olsaydım 11 numarayla burası Alaska'dır sevgili arkadaşlar ve buranın çiziminde de gene düzlem projeksiyon yöntemini uygulayacaktım diyebilirim. Geldik şimdi bir harita çizeceğiz ve haritanın bazı elemanları olmalı. Nelerdir bu elemanlar dediğimizde gelin hep birlikte bakalım. Şimdi bizim ilk olarak bir harita çiziminde belirleyeceğimiz husus nedir derseniz amaçtır. Bakın tekrar söylüyorum. Harita çiziminde ilk belirlenecek kısım amaçtır sevgili arkadaşlar. Bizim amacımız nedir? Bizim ülkemizdeki illerin nüfus miktarını göstermek. O zaman illerin nüfus miktarı, illerin nüfus yoğunluğu haritası olarak başlığımı atıyorum. Burası başlık kısmıdır tamam mı? Şimdi ben bu haritada ne yapmışım? Renk tonlarını göstermişim. Koyu kırmızı, normal kırmızı, sarı, turuncu gibi renk tonlarını gösteriyorum ve renk tonlarının ne anlama geldiğini şu haritanın sağ kısmında göstermişim. Bak şuraya şöyle hemen başlık diyorum tamam mı? Haritada kullanmış olduğum renklerin ne anlama geldiğini şurada açıkladığım kısım var. Diyor ki illerin nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen kişi sayısı. Mesela Erzincan'da 0.19 kişi düşüyormuş kilometre kareye. Burası Nedir dersek haritanın açıklama kısmıdır ki biz buna lejant deriz sevgili arkadaşlar. Peki burada bir yön tayini belli etmek istiyorum. Mesela diyorum ki Karabük Ankara'ya göre hangi yönde? Dediğimde burada o zaman şuna bakmam lazım. Bakın burada bir şey var. Ok şeklinde K göstermiş. Nedir dediğimizde bu yön okudur sevgili arkadaşlar. Haritada yön tayini yapabilmem için o zaman haritanın üst kısmı kuzeyi, alt kısmı güneyi, sağ kısmı doğuyu, sol kısmı batıyı gösterir ve bu kapsam altında Karabük Ankara'ya göre daha kuzeyde, Çankırı Kırıkkale'ye göre daha kuzeyde, Mersin Niğde'ye göre daha güneyde ya da Elazığ Kayseri'ye göre daha doğuda, İzmir Afyon'a göre daha batıda yorumunu yapabilirim. Bununla birlikte çizdiğim alanın en uç noktalarını yani 26 derece 45 derece doğu boylamları, 36 derece 42 derece kuzey enlemleri dediğimiz enlem ve boylam derecelerini geçiriyorsam bu koordinatlarıdır ve aynı zamanda bu çizimin harita özelliği taşı ...bilmesi için neyinin olması lazım? Şurada görmüş olduğunuz ölçeğin olması lazım. Eğer ki bu ölçek olmazsa bu çizimimiz harita değil kroki olacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden bunlar içerisindeki olmazsa olmazım ölçektir ve bir harita çizdiğimde birinci belirleyeceğim unsur ise amaçtır. Bunu da unutmayalım. Ve biz bir haritaya bilgiyi üç şekilde aktarırız. Nasıl aktarırız dersek bir Nokta yöntemiyle bilgileri haritaya aktarabiliriz. Bu birincisi. İkincisi, alan yöntemiyle bilgilerimizi haritaya aktarabiliriz. Üçüncüsü, çizgi yöntemiyle bilgilerimizi haritaya aktarabiliriz. Peki bunlar neyi ifade ediyor? Mesela biz burada Van Gölü'nü gösteriyorsak bu Alanla gösterdiğimiz bir aktarma yöntemidir. Tuz gölünü gösteriyorsak gene alanla gösterdiğimiz bir aktarma yöntemidir. Ya da Ankara'nın sınırlarını gösterdiysem alan yöntemli yani bilgileri alanla haritaya aktarıyorum. Çizgi ifadesinde bir karayolunu gösterebilirim. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde ulaşım ağlarında karayolunu gösteriyorsam bu çizgiyle göstereceğim kısımdır. Ya da bir akarsuyu gösteriyorsam gene bu çizgiyle göstereceğim kısımdır. Peki noktayla neyi gösteriyorum? Mesela bir zirveyi gösterebilirim. Bu nokta yöntemiyle gösterdiğim bir unsurdur. Ya da illeri, başkentleri gösterebiliyorum. Mesela yuvarlak aldım, başkenti gösterdim. Daha küçük ölçekte noktalar aldım, gene burada şehirleri gösterdim. Bunlar da nokta yöntemi olarak karşımıza çıkar. Mesela bir yazılı kaya platosunu göstermek istiyorsam alan yöntemiyle. Bir akarsuyu göstermek istiyorsam çizgi yöntemiyle. Bir dağın zirve kısmını bir şehri, bir başkenti göstermek istiyorsam nokta yöntemini göstereceğim. Bunu da unutmamış olalım. Ölçek bir harita çiziminde olmazsa olmazımızdır. Neden? Çünkü biz ölçeksiz çizimlere harita demiyoruz, kroki diyoruz. Peki bu ölçek nedir dediğimizde haritalarda yapmış olduğumuz küçültme oranına verdiğimiz isimdir. Yani buradaki ifadede çok geniş bir alanı yani Türkiye'mizi dar bir düzleme sığdırırken yapmış olduğumuz şuradaki küçültme oranı ölçektir sevgili arkadaşlar. Ve biz bir harita çizdiğimizde ölçeği iki şekilde gösteririz. Bunlardan birincisi kesir ölçek ki ölçeğin pay ve payda şeklinde gösterildiği kısımdır. Ve unutmayalım buradaki uzunluk birimleri santimetre olmak zorunda. Yani hem pay hem de payda santimetre olmak zorunda. Payda gördüğünüz bir haritadaki uzunluğu payda da gördüğünüz sayısal değer ise gerçekteki uzunluğunu ifade eder. Yani bunu okumamız gerekirse haritadaki görmüş olduğumuz bir santimetre. Yani ben bu haritayı aldım elime. Burada bir santimetrelik bir yer işaretledim. Buranın gerçekteki uzunluğu ise 500 bin santimetre eşittir diyor. Şimdi 500 bin santimetre benim kafamda ne kadar uzunluk birimine sahip olduğunu tam oturtmadı. O zaman ben burada santimetreyi kilometreye çevirirsem rahat bir şekilde işlem yapabilirim. Bakın en küçük uzunluk birimi milimetre. Sonra santimetre. Sonra desimetre. Sonra metre sonra dekametre, sonra hektometre ve en sonda da kilometredir. Ve ben bir alt birimden bir üst birime çıktığımda bir sıfır silerim. Hemen şöyle ona böl diyorum. Yani temel mantığımız bir sıfır silmek. Bir üst birimden bir alt birime indiğimizde onla çarpıyoruz. Yani bir sıfır ne yapıyorum? Ekliyorum sevgili arkadaşlar. Bak şimdi burada santimetre ben bunu kilometreye nasıl çeviriyorum? Bir. 2, 3, 4, 5 birim yukarı çıkıyorum. Yani burada 5 sıfırı silmem lazım. Hemen 500 bin santimetredeki 1, 2, 3, 4, 5 sıfırı silersem o zaman burası aslında 5 kilometre uzunluğa sahip bir yermiş. O zaman bu ifade şöyledir. Benim bu haritada atıyorum 1 santimetrelik gösterdiğim bu yerin kuş uçumu uzunluğu 5 kilometreymiş. Misal Kütahya ile Aksaray arası bu haritada 8 santimetre ile gösterilirse 1 santimi 5 kilometre ise 8 santimi 40 kilometre yapar. O zaman ben ölçek yardımıyla belirlediğim iki merkez arasındaki kuş uçuşu mesafeyi alabilirim. Ben ölçeği kesir ölçek olarak gösterebileceğim gibi ölçeği çizgi ölçek olarak da gösterebilirim. Burada eş bölmeli aralıklar vardır ve bu eş bölmeli aralıkların hepsi haritadaki uzunluğu ifade eder. Ve bunların uzunluk birim aynıdır. Aksi belirtilmediği müddetçe bu çentikler arası daima bir santimetredir. O zaman Haritadaki uzunluk bir santimetreymiş. Buradaki önemli ifade şu. Sıfırın hemen yanındaki sayısal değerin şu sağ taraftaki ölçeğin birimi. Buradaki birim değişkendir. Bak kesir ölçekte hep santimetreydi. Burayı kilometre görebilirsin. Dekametre, metre, desimetre görebilirsin. Bu ifade de gerçekteki uzunluğudur. Yani gerçekteki uzunluğu 5 kilometredir. Yani ne demek istiyor? Haritada çizdiğimiz bir santimetrelik bir yer gerçekte 5 kilometre diyor. E burada da aynı ifade var mı? Var. O zaman ben bir ölçeği kesebilirim ölçek olarak gösterebileceğim gibi aynı şekilde çizgi ölçek olarak da gösterebilirim sevgili arkadaşlar. Ve unutma. Bu ölçeklerden biz hangisini kullanırsak her zaman doğru sonuca ulaşırız ya da daha kullanışlıdır derse çizgi ölçek. Neden dediğimiz de şundan dolayı. Bakın şimdi hemen ekranlarınızda bir cetvel alın ya da elinizle tutun. Şu çizgi ölçeğin uzunluğunu şöyle bir eşleyin. Eliniz ekranda kalsın beklesin tamam mı? Ben buradaki Sayfamı yakınlaştırdığımda aslında ne oldu? O çizgi ölçeğin büyüdü, değil mi? Şu anda elini dışarıya taşırdı. Ama şöyle uzaklaştığımda tekrar eski yerine geldi. O zaman unutma. Bir haritayı fotokopiyle büyüyüp ya da küçültürsen çizgi ölçek de aynı oranda büyür ve küçülür. O yüzden eline aldığın bir harita fotokopi yöntemiyle büyüyüp küçüldüğünü bilmiyorsan hangi ölçekle hesaplama yaparsan her zaman doğru sonuç verir derse çizgi ölçek. Çünkü kesir ölçekteki kısım şudur. Bak buradaki 1 bölü 500 binin bu puntolarının büyüklüğüne bak. Yakınlaştırdığımda büyüklüğüne bak. Gördün mü? Büyüdü. Ama hala 1 bölü 500 bin. O yüzden sevgili arkadaşlar kesir ölçek çizgi ölçeğe göre bir tık daha kullanışsızdır diyebiliriz. Şimdi ölçekleri biz birbirine dönüştürebilmekteyiz. Kesir ölçeği önce çizgi ölçeğe dönüştürelim. Nasıl? 1 bölü 2 milyon 500 bin kesir ölçeğini çizgi ölçeğe dönüştürünüz. Kilometre olarak ifade ediyor. O zaman ben bunu hemen yazayım. Haritadaki uzunluğu 1 santimetreydi ve gerçekteki uzunluk ise 2 milyon 500 bin santimetredir sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat etmemiz lazım. Bize kilometre olarak istiyorsa bunu kilometreye çevirmemiz lazım ve kilometreye çevirirken 1, bir... 2, 3, 4, 5 tane sıfır siliyoruz. O zaman buranın gerçekteki uzunluğu 25 kilometre yapar mı? Yapar. Şimdi çizgi ölçeği çevirmek için hemen çevirdik. Şurada bir hat çiziyorum. Hatta eşit birimlere bölüyorum. Yani her birimin birer santim olsun sevgili arkadaşlar. Sona uzunluk birimini yazıyorum. Bak kilometre istedi ya kilometre yazıyorum. Bunların hepsi bir santim diye. Burası sıfır. Bir santim gittiğimde 25 kilometre mi gittim? 25 yazıyorum. Bir santim daha gidersem 2 2 çarpı 25 50 kilometre derim. 1 santim daha gidersem 3 çarpı 25 75 kilometre. 1 santim daha gidersem 4 çarpı 25 100 kilometre yazarım ve çizgi ölçeğimi dönüştürmüş olurum. Peki çizgi ölçeği kesir ölçeğe nasıl dönüştüreceğiz derseniz gelin hep birlikte bakalım. Birincisi. diyor ki bakın burada bir çizgi ölçek vermiş, bak sondaki birimi kilometre ve ben bunu kesir ölçüye dönüştürmek için şuraya dikkat etmem lazım. Çizgi ölçeğin boyu 3 santim diyor. Çentiklerin arası 3 santim demiyor. Çizgi ölçeğin boyu 3 santim Kaç çentik var? 3 çentik var. O zaman her çentin 1 santimetre olarak karşıma çıkmakta sevgili arkadaşlar. O zaman biz burada çizgi ölçekte ne diyorduk? Haritadaki uzunluk 1 santimetre ise gerçekteki uzunluğu buranın 2 kilometredir. E bu 2 kilometreyi kesir ölçekte santime çevirmek için 5-0 eklemem lazım. 2 yazıyorum 1, 2, 3, 4 5-0 ekliyorum. 200 bin santimetreye eşit oldu mu bu? E ben kesir ölçeği 1 bölü 200 bin şeklinde yazıyordum diyebilirim değil mi? Geldik ikinci kısma sevgili arkadaşlar. Burada vermiş. Ben burayı metre olarak söyleyeceğim. Bak bilerek yazmadım. Metre olarak ifade ediyoruz. Ve diyorum ki size çizgi ölçeğimin boyu sevgili arkadaşlar 10 on santimetre olsun. Hatta 5 santimetre olsun. Hiç şey yapmayalım. 5 santimetre olsun. Şimdi 5 santimetre ise 1, 2, 3, 4, 5 çentik var. O zaman her biri 1 santimetre. O zaman haritadaki uzunluk nedir sevgili arkadaşlar? 1 santimetre ise gerçekteki uzunluk 1, sıfırın yanındaki ilk değer vardı. Metredir sevgili arkadaşlar. Ben bunu santimetreye çevirmek için metre, desimetre santimetre. Yani 2 sıfır atacağım. 100 santimetre yaptı. O zaman benim ölçeğim ne oldu? 1 bölü 100 oldu. Buradaki uzunluk birimi bizim için çok önemli çünkü orada santimetreye geçiş kısmımız var. Harita çeşitleri ikiye ayrılacak. Bunlardan birincisi kullanım amaçlarına göre haritalar genel haritadır. Buradaki topografik altlık üzerine doğal ve beşeri unsurların eklendiği haritalardır. Fiziki haritalar bununla birlikte idari ve siyasi haritalar genel harita olarak karşımıza çıkar. Tematik haritalarda ise topografik altlık üzerine çeşitli unsurların eklendiği haritalardır. Burada alanında uzmanlık gerektirici Kısımlar vardır mesela bir jeoloji haritası bir deprem haritası bir ulaşım bir turizm haritası tematik harita olarak karşımıza çıkmaktadır ölçeklerine göre haritaları büyük orta ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere 3 ayıracağız ve şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar burada var ama ben orada söylediğim için burayı şöyle ekran görüntüsü alabileceğiniz şekilde bırakıyorum ve seri bir şekilde geçiyorum. Şimdi ölçeklerine göre haritaları 3'e ayırıyoruz. Dedik burası önemli. Büyük ölçekli haritalar. Ölçeği 1 bölü 200 binden daha büyük ölçekli haritalardır. Yani 1 bölü 100 bin, 1 bölü 50 bin, 1 bölü 20 bin ve burada iki kısma ayrılır. Bir planlar, 2- topografya haritaları sevgili arkadaşlar. Planlar nedir dersek çok ayrıntılı çizimlerdir ve ölçeği 1 bölü 20 binden daha büyük ölçekli haritalardır. 1 bölü 10 bin 1 bölü gibi. Topografya haritalarında ise haritamın ölçeği 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasındadır bunu unutmayalım. Orta ölçekli haritalarda ölçeğin 1 bölü 200 bin 1 ile 1 bölü 500 bin ölçekler arasında 1 bölü 300 bin 1 bölü 400 bin gibi. Küçük ölçekli haritalarda ise haritamın ölçeği 1 bölü 500 bin 1 daha küçük ölçeklidir. Yani burada 1 bölü 600 bin, 1 bölü 700 bin 1 bölü 10 milyon, 1 bölü 40 milyon gibi sevgili arkadaşlar. Peki burada bize ifadeyi nasıl oluyor? sağlayacak ya da soracak? Şöyle soracak. Diyecek ki eşit boyuttaki kağıtlara, kağıdın tamamını sığdırabilecek şekilde bir dünya haritası, bir de Türkiye haritası çizmemiz isteniyor. Bakın ben şöyle sayfamı dörde katlıyorum ve bunları keseceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım, keseyim iki tane eşit boyuttaki düzlemim olsun. Şimdi iki tane benim eşit boyuttaki düzlemi var. Şöyle görebilmekteyiz. Biz bu iki eşit boyuttaki düzleme kağıdın tamamını kaplayacak şekilde bir Türkiye haritası çizecek olsak bir de şu sağ tarafa dünya haritası çizecek olsak. Şimdi mantıklı düşünün hangisini daha fazla küçültmen gerekir? ...buraya sığdırabilmek için tabii ki dünyayı. O zaman dünya küçük ölçekli haritadır. Türkiye ise daha büyük ölçekli haritadır. Yani buradaki temel mantığımız mesela 1 bölü 40 milyon ya... ...ben burayı 40 milyon kez küçülttüğümde buraya sığdırabilmişim. Burası ise 1 bölü 200 bin olsun diyelim. 200 bin kez küçültmüşüm. E hangisini daha fazla küçülttüm? 40 milyonu. O zaman çeşitli özellikler var bunlarla ilgili. Birincisi paydadaki sayı. Şimdi ne dedik biz burada? Türkiye'yi büyük ölçekli harita dedik. Dünya ise Türkiye'ye göre... daha daha küçük ölçekli haritadır. Hemen şuraya şöyle 1 bölü 200 bin diyeyim sevgili arkadaşlar. Şuraya da 1 bölü 10 milyon diyeyim paydadaki sayı diyor. Hangisinde daha büyük? Baktığımız zaman küçük ölçekli haritalardaki paydadaki sayı daha büyüktür. Büyük ölçekli haritalarda ise paydadaki sayı daha küçüktür sevgili arkadaşlar. Gösterilen alan, gerçek alan hangisi daha geniş bir alanı gösteriyor? Tabii ki de küçük ölçekli haritalar daha geniş bir alanı gösterirken büyük ölçekli haritalar ise daha dar bir alanı gösterir. Bozulma oranı. Baktığımız zaman Türkiye burada ama burada daha girinti çıkıntıyı net bir şekilde görebilmekteyim. O zaman küçük ölçekli haritalarda bozulma oranı fazladır. Büyük ölçekli haritalarda ise bozulma oranı azdır. Ayrıntıyı gösterme gücü. Hangisinde Türkiye'yi daha ayrıntılı gördüm? Tabii ki de büyük ölçekli haritalarda. O zaman ayrıntıyı gösterme gücü büyük ölçekli haritaların yüksektir. Küçük ölçekli haritaların ise ayrıntıyı gösterme gücü daha düşüktür. Küçültme oranı. Hangisini daha fazla küçülttüm? Tabii ki de küçük ölçekli haritaları, küçük ölçekli haritalarda küçültme oranı fazladır ya da yüksektir diyebiliriz. Büyük ölçekli haritalarda ise küçültme oranı daha düşüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İzohipsler arası yükseklik farkı büyük ölçekli haritalarda azdır. Yani örnek vermek gerekirse 10 metre aralıklarla çizilir. Büyük ölçekli haritalarda ise izohipsler arası yükseklik farkı fazladır. Yani 100 metre aralıklarla çizilir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Haberimiz olsun. Geldik şimdi son kısma. Haritalarda hesaplamalar. Biz haritada hesaplamayı nasıl yapabiliyoruz dersek, haritada hesaplama yapabilmemiz için ölçeğe ihtiyacımız var. Neden dersek? Bakın dikkat edin. Ölçek ölçeğin paydası, ölçeğin paydası, ölçeğin paydası sevgili arkadaşlar. Bakın burada 3 tane ifadeye 3 tane aynı formülü yazdım tamam mı? Bakın dikkat gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Gerçek uzunluk harita uzunluğu ölçeğin paydası. Niye böyle yazdım? Şundan dolayı. Bak benden neyi istiyor? Gerçek uzunluğu mu istiyor? Kapa. Kapadığın zaman harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası formülü oldu mu? Oldu. Benden harita uzunluğunu istesin. Kapa. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası ölçeği ifade edecek mi? Geldik. Benden mesela ölçeğin paydasını istesin. Kapa. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu. Yani benden neyi istiyorsa. Ölçeğin bulmak istiyor. Ölçeği kapa. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu. Harita uzunluğunu mu istiyor? Harita uzunluğunu kapa. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Bak bunu kullanabileceğimiz gibi şöyle de yapabiliriz. Bir formül gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Matematiksel anlamda biraz uyanık ve beynimizi biraz ekonomik kullanmamız lazım. Hangi açıdan, şu açıdan? Benden mesela harita uzunluğunu istese. Eşitliğin her iki tarafını ölçeğin paydasıyla çarpıp bölebilir miyim? bölebilirim. Böldüm ölçeğin paydasıyla. O zaman burada ölçeğin paydası gitti. Harita uzunluğunun formülü gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydasıdır. E bak buraya gördüm mü çıktı. O zaman ben sadece gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası formülün bileyim. Diğer formülleri buradan zaten rahat bir şekilde çıkarabilirim. E o zaman gelin hep birlikte örneklere bakalım. Ne diyor bize örnek? 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada 8 santimetre gösterilen bir yol gerçekte kaç kilometredir? O zaman bak formülü yazıyorum. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Bakın burada da bir şey söylemek istiyorum size. Unutma gerçek uzunluğu bizden. Kilometre olarak ister. Hemen şöyle şuraya eşittir'i koydum. Harita uzunluğunu biz de soru kökü olarak santimetre olarak verir. Çarpı der ölçeğin paydası. E kesir ölçekte pay ve payda da santimetreydi. Bunu da santimetreye verir. O zaman bizim burada bulduğumuz işte bir kilometreye çevirmek için ne yapmamız lazım? 5-0 silmemiz gerekiyor. Hadi bakalım yapalım. Formülümüz gerçek uzunluk. Eşittir harita uzunluğu. Çarpı ölçeğin paydası. Gerçek uzunluğu istiyor. Yazdım şuraya gerçek uzunluk. Eşittir. Harita uzunluğu neymiş? 8 santimetreymiş çarpı. Ölçeğin paydası 2 milyon santimetre değil mi? Hemen şöyle yazdım. 2 milyon santimetre ile 8'i çarparsam 16 milyon santimetre yapar mı? yapar. Şimdi benden gerçek uzunluğu ama santimetre olarak değil ne olarak istiyor? Kilometre olarak istiyor. Ve ben biliyorum ki santimetreden kilometreye gittiğimde 5 tane sıfır silmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır silersem bu merkezin harita üzerindeki uzunluğu 8 santimetreydi ya bu yolun gerçeklik uzunluğu ise 160 kilometredir. Ama şunu unutma. Bu ifadede çarpma işleminde 2 milyonla 8'i çarpabilirsin ama atıyorum mesela 2 milyon 500 binle 12'yi çarpman biraz zorlaştırabilir. O o yüzden şöyle yapabilirsin. Çarpım durumunda olduğu için bu birimlerin bir tanesini kilometreye çevirdiğinde kalanı çarpabilirsin. Bak buraya şöyle 1 0 2 0 3 4 5 0 attım. Gitti mi? Ne kaldı burada? 20. 20 çarpı 860 kilometre. Böyle de yapabilirsin haberin olsun. Geldik burada bir soru var. Soru ne diyor bize? Yukarıdaki haritada A ve B merkezleri arasında yapılacak olan karayolunun kuş uçumu uzunluğu kaç kilometredir diyor. E, ölçek var mı? Var. Çizgi ölçek. Merkez burası e şimdi burayı nasıl bulacağız? Burayı şöyle bulacağız. İşte bu ifade diğerinden daha kolay bir ifade. Ben öncelikle A merkezi ile B merkezi arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu şöyle bir defter yaprağı yardımıyla hesaplıyorum. Siz cetvelle de hesaplayabilirsiniz. Bakın çizdiğimde AB merkezleri yani bu iki merkez arasındaki kuş uçun mesafe bu kadarmış. Bunu getiriyorum haritamda ölçeğime koyuyorum. Bak koydum. Ne çıktı? sıfırdan başladım 36 kilometre burada sıfırdan 12 kilometre de burada o zaman buradaki yapılacak karayolunun kuş uçum mesafesi 48 kilometre olarak karşıma çıkmakta bakın size bir çizgi ölçek verdiğinde verileni burada yapmış olduğumuz gibi sevgili arkadaşlar belirleyin ve çizgi ölçekle yerine koyun kaç kilometre ise sonucunuz çıkacaktır diyebiliriz geldik kuş uçumu gerçek uzunluğu 300 kilometre olan bir akarsu 1 bölü 1 milyon ölçekli haritada kaç santimetre olarak gösterilmiştir benim tek tek bir formülüm vardı. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Ne diyor bana? Haritada kaç santimetre? Harita uzunluğunu istiyorsa hey, eşitliğin her iki tarafını ölçeğin paydasına bölerim. Harita uzunluğu eşittir. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası oldu mu? Oldu. Evet harita uzunluğu diyorum ve verilenleri yerine koyuyorum. Gerçek uzunluk nedir? 300 kilometredir. Harita uzunluğu nedir? 1 milyon ...santimetredir. Şimdi ben burada... ...harita uzunluğunu santimetre istediği için... ...bu 300 kilometreyi santimetreye çevirebilirim. Bölü attım şöyle. 300'ü yazıyorum. 5-0 eklerim. 1, 2, 3, 4, 5-0 ekledim. Aşağıda da 1 milyon santimetrem vardı. E, o zaman... ...iki uzunluk birimi de santimetre oldu. Bundan sonra rahat bir şekilde... ...sadeleştirme işlemi yapabilirim. 1-0 götürdüm. 1-0. Bir 1-0 bir gitti. 1-0. Bir 1-0 bir gitti. 1-0. Bir, bir tane daha gönderiyorum. Bir tane gönderdim. Bir tane daha gönderdim. 30 bölü birden bu haritada kaç santimetre olarak gösteriliyormuş dersek 30 santimetre olarak gösteriliyormuş sevgili arkadaşlar. Ve burada şöyle devam ediyoruz bir diğer örnekle. Ankara ile Eskişehir arasındaki kuş uçumu uzaklık birinci haritada 4 santimetre ikinci haritada 20 santimetre olarak gösterilmiştir. Birinci haritada ölçek 1 bölü 300 bin ise ikinci haritanın ölçeği nedir? Şimdi bakın burada o zaman benim önce gerçek uzunluğu bulmam lazım. İkinci haritanın ölçeği yardımıyla haritada kaç santim gösterildiğini bulmam lazım. Ama bu biraz amele işlemidir. Biz bunu biraz daha düzenleyebiliriz. Nasıl? Şimdi bak buraya yazıyorum. Birinci harita diyorum. Ve birinci haritaya geldiğimde sevgili arkadaşlar. Diyor ki Ankara Eskişehir arasındaki kuş uçumu uzaklık birinci haritada 4 santimetre gösterilmiş mi? Ve bu haritanın ölçeği 1 bölü 300 bin mi? 1 bölü 300 bin olarak yazıyorum sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi ikinci haritaya. Bakın dikkat edin. İkinci haritanın ben benden neyini istiyor sevgili arkadaşlar? Ölçeğini istiyor. Peki ikinci haritada bu yer kaç santim gösterilmiş? 20 santimetre olarak gösterilmiş. Bakın dikkat edin. Buradaki 4 santim şu kadar bir şey olur değil mi? Ve aynı yer ikinci haritada 20 santim olarak gösterildiyse ölçeğin büyümüş değil mi? Çünkü burayı daha büyük görüyorum. Ve unutma kaç kat büyümüştür dersek şöyle bir baktığımızda 5x'lik bir büyüme var mı? Yani 5 kat Ölçeğim büyümüştür ölçeğimin 5 kat büyümesi için paydanın 5 kat küçülmesi lazım sevgili arkadaşlar payda 5 kat küçülürse 300 bini 5'e böldüğümde 1 bölü 60 bin olarak karşıma çıkar çünkü payda küçüldükçe ölçeğin sayısal değeri büyürdü hatırla tamam mı? Geldik alan hesaplamasına bu biraz daha zor. Neden dersek gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi. Burada gerçek alanı bizden kilometre kare olarak ister. Harita alanını santimetre kare olarak verir. Ölçeğin paydası santimetreydi. Bunun karesini alırsan santimetre kare yapar. Ama şunu unutma harita alanı gerçek alan ölçeğin paydasını bulmada biz santimetre kareden kilometre kareye gittiğimizde 5 sıfır değil 10 sıfır ne yapacağız? Sileceğiz sevgili arkadaşlar. Kilometre kareden santimetre kareye gidersem 10 sıfır eklerim. Sorumuza bakalım daha iyi anlarız. 1 bölü 700 bin ölçekli bir haritada bir bölgenin alanı 8 santimetre ise bölgenin diz düşüm gerçek alanı kaç kilometredir diyor. Formülüm neydi benim? Gerçek alanı eşittir. Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesidir. Hemen şöyle bir bakıyorum sevgili arkadaşlar. Gerçek alanı istemiş bizden ve kilometre kare olarak. Harita alanım nedir? 8 santimetre karedir. Çarpı ölçeğin paydasının parantez karesi. Gel hadi yüreğin varsa 700 binin karesini tek seferde al alabiliriz. Nasıl? Ben 700 bini 7 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. O zaman şuraya şöyle 7 çarpı 10 üzeri 5'in karesi olarak yazıyorum. Ve burada şu kare ifadesini iki sayısal değere de dağıtıyorum sevgili arkadaşlar. Devam ettim. Gerçek alan eşittir. 8 çarpı 7'nin karesi 49 çarpı 10 üzeri 5'in karesini alırsak 10 üzeri 5'in ikinci kuvvetini alırsak üstün üstü çarpılırdı ve 10 üzeri 10 santimetre kare yaptı. Ben şimdi burayı kilometre kare olarak istiyor ya ben burada buradaki 10 sıfırı silersem ne olur sevgili arkadaşlar kilometre kareye gider 49 çarpı 8 şimdi ben burada 50 ile 8'i çarpsam 50 çarpı 8 400 yapar e bir tane eklersin bir tane silersem 392 kilometre kare yaptı sevgili arkadaşlar bak bu ifadeyi şöyle rahat bir şekilde de yapabilirdik şimdi ölçeğin paydasındaki 5 tane sıfır var ya bak 1 2 3 4 5 sıfır var ya 5 sıfırı sil kalanın karesini aldığında direkt kilometre kare olarak ifade etmiş olursun. Bu da pratik bir yöntemdir haberin olsun. Yani bu kapsamda 8 çarpı 7'nin karesi 49 o da eder 392 kilometre kare haberiniz olsun. Bu da kısa işlemdir sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Son kısım eğim hesaplaması. Eğim için şunu bilmemiz gerekiyor. İki merkez arasındaki yükseklik farkı ile iki merkez arasındaki yatay uzaklığı hesapladığımız kısım eğimdir. Ve eğimi yüzde ya da binde olarak göstermekteyiz. Örneğimize bakalım bakalım. AB merkezleri arasındaki gerçek uzaklık 2 kilometre ve bu iki merkez arasındaki yükseklik farkı 1000 metredir. Buna göre AB merkezleri arasındaki eğim yüzde kaçtır demiş. Bak bunu yüzde isteyebileceği gibi binde de ister. O zaman eğimin formülünü şuraya yazıyorum. Eğim eşittir Yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100 diyorum. Neden 100 dedim? Yüzde kaçtır diyor. Verilenleri yerine koyalım sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle eğim diyorum eşittir. Yükseklik farkı neymiş? 1000 metreymiş. Hemen şuraya şöyle 1000 metre olarak yazdım. Yatay uzaklık 2 kilometre ama ben bunu metreye çevireyim. Yani kilometre sonra hektometre sonra dekametre ve sonra da şu dam diye yazılıyor. Sonra da metre. Bak 1 2, 3 birim aşağı indim mi? O zaman bunun yanına 3 sıfır atacağım. 2, 1, 2, 3 sıfır attım. Burayı da metre yaptım mı? Çarpı 100 diyorum. 1000 bölü 2000 1 bölü 2 yapar. O zaman 1 bölü 2 çarpı 100. Eğim dedim. Devam ediyorum. 1 bölü 2 yaptı ya burası. Çarpı 100 var. O zaman bununla da 2'yi sadeleştiririm. Ve eğimi ne olarak bulurum? 50 olarak bulurum sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Ve geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Bugün sizlerle birlikte sevgili arkadaşlar haritalarda neleri gördük sevgili arkadaşlarım? Ölçek hesaplamalarını gördük. Bununla birlikte şunu da unutmayalım. Kesir ölçek, çizgi ölçek kavramında çizgi ölçeğin daha kullanışlı olduğunu gördük. Aynı zamanda ölçekler yardımıyla uzunluk, alan hesaplamaları, eğim hesaplamalarından bahsettik. Ve projeksiyon yöntemleri düzleme daha doğru bir şekilde aktarabilmek için bunları da görmüş olduk. Ödüllü soruya geçmeden önce ödevlendirmemizde de... Yap Yapalım sonra ödüllü soruyu çözün sevgili arkadaşlar. Nereyi gördük dersek harita bilgisi kısmında izohipslere kadar yani 49 ve 50. sayfaları görmüş olduk bugünle sizinle. Buraları çözmeyi unutmayın diyelim. İkinci kısımda harita bilgisinde nereye kadar gördük dersek eş yükselti yöntemi yani 56. sayfaya kadar güzel güzel çözüyorsun dedikten sonra karşında günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar.